Ve Benin'den ikinci videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Benin'in Vida diye bir şehrindeyiz ve bu videoda kalın, bu videoyu izleyin. Ben Gökhan Yıldırım, 6 yıldır dünyayı geziyorum. Haydi başlayalım. Şimdi geldiğimiz müze bir sanat müzesi ve buradaki mimari vesaire Brezilya mimarisindeymiş. Çünkü bu yapıldığı zaman 1922'de buraya Brezilya'dan köleler geri gönderilmeye başlanmış. Yani oradan gelen kölelerin aslında kattığı bir mimari diyebiliriz. İçeriden sadece bir tane eser göstereceğim size. Yani şöyle dörtlü diyeyim ve bu küçük bitki. Bu abilerimiz Benin'in kuzey tarafına doğru yerlerde yaşayan krallığın avcılarıymış. Hayvanları avlıyorlarmış. Görüntüleri şöyle göstereyim şunları da. Abilerimiz bayağı da yaşlı. Yani genç falan değiller artık. Bayağı eskiden kalma olaydı büyük ihtimalle. Ve halen daha o ormandalarmış. Bakın bu abi de şundan var. Bakın, gördünüz değil mi? Adı talisman. Türkçe'ye nasıl çevirebilirim bilmiyorum bunu. Kutsal bir şey işte. Onunla, onu takan işte başlarında kişi, yani bu abi, onu taktığında hayvanlardan ve insanlardan saklanabiliyormuş, gizlenebiliyormuş. Çok güzel, çok hoşuma gitti. O yüzden size göstermek istedim. Diğerleri de güzel ama sadece hani hepsini gösterip böyle telif hakkına girmek istemiyorum hiçbirini. Sadece onu gösterdim. O da çok sevdiğim için. Öyle bir güneş var ki şu anda. Gözlerimi açamıyorum. Oh. 35 derece hava. Çıktık şimdi müzeden. Bana fotoğraf çekiyor. Müze etrafı izliyoruz. Böyle. Güzel. Keyifli ya. Müzeyi de tam böyle şey koymuşlar. Halkın içine. Hani böyle şehrin göbeği, meydanı falan değil. Daha böyle şeyde. Güzel. Tatlı. Nasıl kanalizasyon? Böyle. Bizim araba neredeydi, bu değil mi? Bay bay. Allah. Allah. Gel gel. Hüseyin. Bay bay. Allah, ne kadar tatlı bir kız ya. Şimdi gidiyoruz. Fena sıcak. Bye bye bro. See you. Thank you too. Your coffee waiting for you. Yeah. Bye bye. Çocuğa bir tane kahve Baran abi aldı. Dedi sen sonra içersin. Parasını verdi. Çünkü de bize orada selam vermemizi bekliyormuş. Benin güzel ya. Benin tatlı abi. Benin çok güzel. Şeker gibi memleket. Yani benim, ben şu Afrika'daki en güvenli yerlerden biri gibi geldi bana. Afrika'ya göre çok güvenli. Özellikle Batı Afrika için. Tabii ya, Batı Afrika için. İnsanlar çok iyiler. Yardımcı olurlar. Şu an kadar hiç rüşvet için durdurulmadık. Rüşvet Batı Afrika'nın böyle kültürü gibi bir şey oldu artık benim gittiğim ülkelerde. Burada hiç şu an kadar görmedik. Polisten fırça yedik. O bizim yani hatamız değildi aslında ama ben başka polis çekiyordum. O polis okey vermiş çekmeme. Böyle falan yaptı. Başka bir polis geldi. Ne yapıyorsun sen, dikkatli ol falan dedi. Yani bizim hatamız değildi aslında. Buraya yeni başlayan bir kadın memur var. Tabii. Ona birazcık kendini göstermek için bizi harcadı. Ayıp etti ama. Doğru. Afrikalılar çünkü aşırı flörtöz insanlar. O yüzden sürekli bunu yapıyorlardır eminim. Bak geliyor. İşte o geliyor. Kral geliyor ya. Erkek yakışıklı geliyor, yakışıklı. Devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Köle marketine gidiyoruz. Slave market. Şimdi köle marketinin Şimdi köle marketinin olduğu yere geldik. Bakalım acaba nasıl bir yermiş. Şu karşıdaki kapalı yer mi acaba? Central de Comune de Vida. Burası şey. Vida'da bir komünite. Böyle bir yere geldik. Bir anda bir toprak yollar değişti, bir şey oldu. Böyle bir mimari geldi yani. Bir sürü insan da var oturan etrafta. Aklıma çirkin kara mizah espriler geliyor ama bunları yapmam yani. Ricky Gervais olsam yapardım ama ben Gökhan Yıldırım olduğum için yapmıyorum. Çünkü
bundan söylenecek şeyler değil. Devam ediyoruz. Evet, slave market, köle marketinde bir gün. Bakalım acaba tam olarak nereden başlayacak? Size şimdi köle marketinin tam olarak nasıl bir yola çıkacağım arkadaşlar. Buraya Abomey'den, yani buraya arabayla 3 saat mesafeden köleleri getiriyorlarmış tabii ki yürüyerek. Sonrasında köleler gelip burada bekliyorlarmış. Tam olarak bu ağacın altını düşüyor ama o zamanlar bu ağaç yokmuş. Bu olaylar da 1500'lü yıllarda oluyor. Burada satılıyormuş köleler. Ondan sonra da şu bölgelerde düşün, şuralarda açık havada bekletiliyorlarmış o şekilde. Sıcak, yağmur, ne varsa artık öyle 45 derece sıcakta durduklarını düşünün. Ve 3 hafta sonrasında da buradan sahile gönderiliyormuş. Thank you. Sahile gönderiliyormuş ve sahilden de gemilere bindirip artık sonu olmayan bir yolculuğa çıkıyorlarmış. Hatta Afrika'da buna geri dönülmeyen yol diyorlar sanırım. Ve bunların aslında zaten iğrenç bir şeyken daha da kötü yapan bir tarafı var. İnsanları para karşılığı satmıyorlarmış. Bir aynanın karşılığı 5 köle, bir piponun karşılığı 15 köle, bir silahın karşılığı da 25-30 köleye kadar çıkıyormuş. Düşünün artık. Bir tık böyle yani yanlışlıkla altın elmas versem belki adamlar altın elmas o zaman yok. Evet, bilmiyorum belki değerli olabilir o zamanlar. Altın elmas verseniz acaba neler alıyordunuz? Veya buranın para biriminde o zamanki büyük bir şey verdiniz acaba neler alabiliyordunuz? Düşünün yani. Böyle. Şimdi yol üzerinde giderken Baran abi böyle bir yer gösterdi. Yol üstünde gördük. Tuz var. Tuz üretiyorlarmış burada bu köyde. 10-15 tane ev var. Çocuklar da böyle takılıyor. Sabah. No. Çekmiyor. Tamam. Sabah. Küçük böyle yaptı ben de çekmeyeyim dedim. Oğlum böyle bir köy. Bir şey diyeyim böyle şey gibi geldi bana. Age of oynarsın da. Gerçekten Age of'taki köyler gibi değil mi ya? Çok ilginç. Orada Beninliler yoktu işte. Evet. Baksana. Böyle. Burada yaşıyor insanlar. Akşam senin Hint restoranda döktüğün tuzlar burada yapılıyormuş. Olabilir. Diyordun ya bu tuz niye böyle tuhaf? Aa doğru. Dün Hint restoranına gittik. Tuz o kadar ya. Tuz gibi değil ya. Taş gibi böyle. Dedik yani farklı bir tuz falan. Belki de kendi tuzlarıdır yani. İlginç. Evet güzel hatırlattı. Uzaktan abla bağırdı bize. Dedim bu ne niye bağırıyor ve sandım ki yani çekme çekme diyor sandım. Ki onu çekmiyordum zaten o anda. Şey diyormuş Fransızca gel de göstereyim nasıl yapıldığını falan diyormuş. Şimdi hayat çok garip değil mi ya? 3 ay önce 4 ay önce ben Bolivya'da Salar'da Uyuni'de tuzun nasıl üretildiğini görmüştüm. Şu anda da Benin'de tuzun nasıl üretildiğini göreceğim. Öyle bir yerde çalışıyorlar. Fine, good. Gelinde de göstereceğim bir şeyler. Böyle şeyler var. So this is the basket. Bu. So this is the sand. This is sand, yeah. Because of the water liberated crystal. And the women they pack the sand with the crystal they put here in the basket. Kumu ve tuzu alıp buraya koyuyorlarmış. Su koyuyorlarmış. So when they pour water on the sun, you see the suyu koyuyorlar. Sonra bu filtreden geçiyor ve dışarıya bu renkle çıkıyor. It's good. Okay, now if it's go down, yeah, this is good. Yes. So wait. This is not good. This is good. This is good. This is not good. Ah, okay. Eğer içine attıkları palm çekirdeği diyeyim. Tam onun Türkçesini bilemedim şu an. Aşağı çöküyorsa kalitesizmiş. Eğer böyle yukarıda kalıyorsa da kaliteli oluyormuş. Ürettikleri buradan akan su.
Sonrasında da bunu alıp ateşin üzerine koyuyorlarmış ve 3 saat sonrasında da tuzu elde etmiş oluyorlarmış. Yemek yiyor bak. Ablam. So this is a salt kitchen. Sabah. Hello. Hello. You see? This is a salt kitchen. Burada. You can see, see the water. Burada. See, see how the water become. Bu şekilde tuza çeviriyorlar. Vay be. Burası Bolivya'dan çok farklı. Wow. See? Prepare. Yeah. And it will become salt. Wow. Hello. Burada. Gördün mü? Look. Finally, it will become like this. Gördün mü? Vay be. Very nice. Very nice bu. Bakın ne öğrendik şu anda. Bolivya'dan çok farklı abi. Salarda oyunda makineler falan bir şeyler vardı bu. Bunlar direkt. Burası çok... Teyze torunlara yemek yapmış, gördün mü? Teyze çok güzel yemek yapıyor şimdi. Oo, yengeç falan var baksana. Ablam benim ya. Biz de bunları restoranlarda veriyorlar 1000 liraya. Bak burada. Ablam benim. Biz yetişemedik. Burada bir voodoo festivali vardı. Ama zaten bayağı kötüymüş. Öyle gördük internetten. Hiç festival ve müziğe dönüşmüş olay. Yani voodoo'dan uzaklaşılmış. Bu kapıdan çıkıp gidiyorlarmış arkadaşlar. Ve sonrasında Amerika'ya 3 aylık bir seyahat yapıyorlarmış. Ve bunu dizlerinin üzerinde elleri bağlı bir şekilde böyle bekleyerek yaptıklarını düşünün. Bayağı fena bir şey yani. Bu gözlük takıyorum, üzgünüm çünkü çok fazla güneş var arkadaşlar. Hava 36 derece şu anda, yanıyorum yani. İşte şimdilerde de bu kapıyı artık bir festival, voodoo merkezi, yani voodoo festivali için kullanılan bir sahne haline getirmişler. Hatta bakın etrafta da şu an çöpleri görebilirsiniz. Temizleniyor gerçi, şu an daha yeni toplanıyor. Yani insanlar fotoğraf çekilmeye geliyorlar. Yılda 400 years. 400 sene boyunca be. Yılda 18 bin kişi gönderiyorlarmış. 400 yıl boyunca. Yok. Çok çocuklar çok burada şey ya. Çok bir şey yok. Yani para isterler, yemek isterler. Çok fazla var. Şu an normal benim bu arada en yoksul ülkelerden biri. Kavga çıktı. Burada arkadaşlar bakın şu ortasında bir ağaç var. O ağaç insanların kölelik bittikten sonra geri dönmek için inandıkları bir şeymiş. Tabii ki fiziksel olarak değil. Ruhani olarak buraya geri gelmek istiyorlarmış tabii ki. Yani dönem olduğunu bilmiyoruz. Onun için öyle bir ağaç var ve insanlar da bu şekilde orada gemilerde oturuyorlarmış 3 ay boyunca. Şimdi köleler marketine gittik. Kölelerin gönderildiği yere gittik. Evet, artık bu videomuzun da sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Böyle küçük 10-15 dakika, gerçi bu video kaç dakika tuttu bilmiyorum şu an ama 10-15 dakikalık videolarla devam ediyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Çok öpüyorum herkesi. Ben Gökhan Yıldırım. 6 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda da Baran abiyle beraber Kilis sahillerindeki Uluslararası Kupası'na gitmek için yoldayız. Ama ilk durağımız Benin. Hadi görüşürüz.